Dördüncü sınıf fen bilgisi dersi birinci dönem ikinci örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte çözmeye çalışalım. Yazılımız 25 tane sorudan oluşuyor. Her sorunun değeri 4'er puandır. İsterseniz önce durdurun, sonra çözün. Almış olduğunuz puanları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini etki etmez diyor. İlk soru, kolay soru. Demir kapı, demir olduğu için etki eder. Hani demiri, kobaltı, nikeli çekebilir. Ataç yine demirden oluşur. İğne aynı şekilde ama mıknatısın tahta kaşıkları ya da tahta herhangi bir maddeyi çekme özelliği yoktur. Yanıtım D seçeneği. 2 numaralı sorumuz, yukarıda verilen özellik ve maddeleri eşleştirdiğimizde hangisi doğru olur diyor. Eşleştirmeyi okla çizgiyle yapabilirsiniz. Baktığımız zaman suyu çekme, suya batma, suda yüzme. Tahta kaşık, demir bilye ve yünlü kumaş. Suyu çekme. Mesela tahta ve demir suyu çekmez ama yünlü kumaş suyu çeker. Bu şekilde bir eşleştirme yapmam gerekiyor. Suya batma diyor. Tahta kaşık su üzerinde yüzerken demir bilye maalesef suda batar. Bu şekilde bir eşleştirme yapmam lazım. Tahta kaşık tahta olduğundan dolayı suda yüzebilir. Bütün tahta olan cisimler su üzerinde yüzebilir. Bu şekilde bir eşleştirme yaptığım zaman şeması C'deki gibi olur. 3 numaralı sorumuz hangisinin yapısında mıknatıs kullanılmaz diyor. Pusula yaparken, hoparlör yaparken bunların içerisini açıp da bakabilirsiniz. Yine mikrofonun içerisinde de mıknatıs varken demir metrede mıknatıs kullanılmaz. Yani orada 5 metrelik bir şeyi sarmal bir şekilde katlandığını düşünün. Çekersin, gelir, bırakırsın, geriye gider. Dolayısıyla burada herhangi bir mıknatıs yok. Doğru cevabım C seçeneğidir. Fen bilgisi birinci üniteden bir soru. Kapı ve pencerelerin açılıp kapanmasını sağlayan menteşeleri vücudumuzdaki hangi yapıya benzetebiliriz? Bir yer sabit kalır ve diğer tarafından doğru oynayabilirsin. Bak şöyle göstereyim sana. Kırmızı bir çizgi çektim sevgili öğrenci. Tam ucundan da bir mavi çizgi çektim. Ve bu mavi çizgiyi yukarı aşağı doğru oynatabiliriz. Bu yapı bizim boynumuzda var, dirseğimizde var, dizimizde var. Ayak ve el bileklerimizde var, belimizde var. Bunlar kemikleri birbirine bağlayan eklemlerdir. Eklem yerleridir. Yanıtım A seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Gevşeyen bir vidayı sıkıştırmak için kuvvetin hangi etkisinden faydalanırız? Hızlandırma, yavaşlatma, sallanma ve döndürme. Yani oraya vidayı geçiriyorsun yuvasına. Alıyorsun eline torna vidayı, yıldız ya da düz torna vida. Buluyorsun, hemen kendi ekseni etrafında sürekli sağ tarafa doğru döndürerek sıkıyorsun. Eğer açmak da istersen sol tarafa doğru döndürürsün. Orada sadece bir dönme hareketi var. Bulunduğu yerde sürekli 360 derece, 360 derece tam açıyla dönüyor. Döndürme kuvveti yanıtım D seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz 6 çarpı 4. Umarım bu soruyla birlikte 24 puana ulaşırsınız sevgili öğrenciler. Bakalım. Yukarıdaki mıknatısların birbirini itmesi ve çekmesi konusunda hangi seçenek doğrudur? Burada bir bilgiye ihtiyacımız var. Aynı kutuplar birbirlerini iterler. Farklı kutuplar birbirlerini çekerler. Şimdi iki tane mıknatısımız var. Uçlarına baktığım zaman SS yani güney kutupları var. İki tane aynı kutup olduğu için bu mıknatıslar birbirlerini iter. 2 numaraya baktığımız zaman yine burada NN aynı kutuplar var. İkisi de kuzeydir. İkisi aynı kutup olunca bunlar birbirlerini iterler. 3 numaradaki mıknatıslara baktığım zaman birinin ucunda S var, diğerinde N var. Farklı kutuplardır. Birisi güney, birisi kuzey. Dolayısıyla bu ikisi de birbirlerini çekerler. Yani birinci konum iter olacak, ikinci konum iter olacak, üçüncü konum çeker olacak. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, arabanın hareket yönünü sağ tarafa doğru vermiş sevgili öğrenciler. Sağ tarafa doğru giden bir arabada kuvvet uyguluyorsun. Arabanın gidiş yönünde, arabanın zıt yönünde bir de üstten kuvvet uyguluyorsun. Yukarıda belirtilen yönde hareket eden arabaya numaralandırılmış kuvvetler nasıl etki eder? Şimdi araba bu tarafa gidiyor. Bunu oyuncak arabada zaten öğretmenin sınıfta deneyini yapmıştır. Araba işte sol tarafa doğru gidiyor, değil mi? Sen bu arabanın arkasından yani gittiği yönden biraz daha iteriyorsun. Düşünsene araba bir yöne doğru giderken sen gittiği yöne doğru biraz daha itekliyorsun. Senin onun kuvvetini, gücünü arttırmış oluyorsun. Dolayısıyla 2 numarada hızlanması gerekiyor. Şimdi 2 numaradan başladım. Birden de başlayabilirim. Üçten de başlayabilirim. Hiç fark etmez. 2 numaraya ben hızlanır diyorsam eleme yöntemiyle B ve C seçeneklerinin gitmesi gerekiyor. Bunları şöyle bir götürelim.
kaldı. A ve D seçeneği. 3 numaraya bakıyorum. Yine baktığımız zaman araba sağ tarafa doğru gidiyor. Biz 3 numarada arabanın gidiş yönünün tersi yönünde bir kuvvet uyguluyoruz. Araba ya durur ya yavaşlar. O zaman 3'te yavaşlatır olması gerekiyor. Zaten her iki seçenekte de yavaşlatır var. 1 numaraya bakalım. Arabaya üstten bir kuvvet uyguluyorsun. Bak bunda da kamyon örneği verebilirim. Boş kamyon hızlı gider. Yüklü olan kamyon yavaş gider. Yüklü olan kamyonda üzerinde yük vardır. Yani yukarıdan aşağıya doğru o yükler aşağı tarafa doğru bir kuvvet uygular yer çekiminin de etkisiyle. Bu kuvvette arabanın hızını yavaşlatır. Bir numarada yavaşlatır olması gerekiyor. Bakın D seçeneğinde hızlandırır var. D'yi de sildik. Yanıtımızı A olarak işaretledik. 8. sorumuz bir hacim bulma. Kolay bir soru. Yukarıdaki dereceli silindire 300 mililitre su koyup içerisine bir taş parçası bıraktığımızda kaptaki suyun seviyesi 500 mililitreye yükseliyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir diyor. Yani baktığın zaman şunu kendin bile evinde yapabilirsin. Bir bardak var, elini o bardağa daldır, suyun seviyesi yükselir. Niye? Çünkü elinin kapladığı bir alan var. Oraya geçince su bu sefer yukarıya doğru çıkıyor. Elinin kapladığı alanı batırırsan, dereceli bir silindirse hacmini bulabilirsin. Aynı mantık burada var. Sonra burada bir sayı var sevgili öğrenci. 300 var, 500 var, değil mi? Şimdi biz bunlarla işlem yapacağız. Çarpsak 150 bin olur. Bunları toplasak 800 olur. Bak seçeneklerde yok. Ve bunlar birbirine bölünmez. Geriye sadece bir tane işlem kalıyor. 300'dü 500 oldu bak. 300'dü 500 oldu. Ne kadar artmıştır diyor sana. 500'den 300'ü çıkartarak farkını bulabilirim. O da 200 olur. Zihinden yapabileceğin çok basit bir soru. Cevabım D seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz doğru yanlış ifadeleri. 8 tane ifade çıkacak. Yaptığın her doğru için yarım puan alırsın. 2 doğru 1 puan. 4 doğru 2 puan. 6 doğru 3 puan. 8 doğrum varsa 4 puan alırsın. Zaten burada da yazmış. 0 tam onda 5 yarım çarpı 8 eşittir 4 puan. İlk sorumuz. Un, tuz, şeker, kum gibi küçük taneli katılar da sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır. Aslında katılar bulunduğu kabın şeklini almazlar. Ama kum gibi, tuz gibi, şeker gibi küçük taneli katılar. Mesela kavanozun içerisine atıyorsun, kavanozun şeklini alıyor. Bardağın içerisine bardağın şeklini alıyor. Ya da avucunun içerisine koyduğun zaman avucunun şeklini alır. Kesinlikle doğru bir bilgi. D harfini yazdım. Bir diğer ifade, mıknatısları taş ile kırdığımızda mıknatıslık özelliğini kaybeder ve tek N harfi kutbu kalır diyor bize. Yani şöyle bir çubuk mıknatıs çizdiğimizi düşünelim. İçerisini işte mavi renkle boyadık. Bunun iki kutbu var. Biri N kutbu, biri S kutbu diyor. Sen bunu taşla ortadan ikiye ayırınca bu artık diyor ki iğneleri çekmez diyor. Ya da demire yapışmaz diyor. Ve bunda sadece bir tane kutup kalır. O zaman diğerinde de sadece S mi kalır? Yanlış. Bu yine mıknatıslık özelliği devam eder. Ortadan ikiye bölündü. Bunun artık diğer parçayla herhangi bir ilgisi yok. Burada N kutbu var. Otomatikman burada da S kutbu olur. Yani kutup özelliğini kaybetmez. Burada ne harfli kutbu kalır diyorsa maalesef yanlış olması gerekiyor. Bir diğer ifade, sıvılar akma özelliğine sahip olup akıcıdırlar. Kesinlikle sıvılar mesela süt gibi, benzin gibi, su gibi, kan gibi, sıvı yağ gibi bunları sen akıtabilirsin. Akışkandırlar. Akıcı özellikleri vardır. D harfini de yazdık. Bir diğer ifade, gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar diyor. Gazlar sıkıştırılabilirler. Sıkıştıkları gazların hacimleri azalır. Gazlar içinde bulundukları kabı tamamen doldururlar. Otomobil lastiklerinde işte futbol toplarının içerisinde sıkıştırılmış hava vardır. Gazlar yayılma özelliği sayesinde bulunduğu ortamı tamamen doldurabilirler. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğer ifade, katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Şekilleri bulundukları kaba göre değişmez. Baktığımız zaman mesela bir kalem, bu kalemin belirli bir şekli vardır. Katı maddedir. Bu kalemi ben bir kavanoza attım diye bu kalem kavanozun şeklini almaz. Kesinlikle yani kaba göre değişmez. Sıvılar değişir, gazlar değişir ama katılar değişmez. Buna doğru bilgi dedik. Bir diğer ifademiz hava bir madde değildir diyor. Şimdi maddenin olma koşulu kütlesi yani ağırlığı ve hacmi olmasıdır. Hacmi de bir kapladığı yer olarak düşünebilirsin.
Şimdi şöyle bir deney yapabilirsin aslında. Bu biraz da hassas bir terazi lazım bunun iş için. Mesela kuyumcuların kullanmış olduğu teraziyi yapabilirsin. Şimdi balonu aldın, tarttın, 2 gram çıktı. Sonra o balonu alıyorsun, üflüyorsun, şişiriyorsun. İçerisinde havayla birlikte yaparsan işte 2 tam onda 1 ya da 3 ya da 2,5 az bir şey de olsa arttığını görüyorsun. Bu artmanın sebebi oradaki balonun içerisinde havanın olmasıdır. Demek ki ağırlığı arttırıyor. Dolayısıyla ağırlığı var, kapladığı bir alan var. Şu an mesela bulunduğun odanın içerisinde havanın bir kapladığı yer var. Orada hava olmasa, bir yeri kaplamasa nefes alamazsın, değil mi? Dolayısıyla havanın hacmi de vardır, kütlesi de vardır. O zaman maddedir. Madde değildir diyorsa yanlış bilgi olur. Bir diğer sorumuz, suyun belirli bir şekli olduğundan kendisi bir cisimdir. Suyun belirli bir şekli yoktur. Bardağa koyduğun bardağın şeklini alır. Avucun içerisine aldığın avucunun içerisindeki şekli alır. Kovaya koydun, kovanın şeklini alır. Şişeye koydun, şişenin şeklini alır. Cisim olabilme özelliği belirli bir şeklinin olmasıdır. Belirli bir şekli yoksa cisim olmaz. Maalesef cisimdir diyorsa suya yanlış bilgi olur. 10. sorudayız. Umarım 10. soruyla birlikte 40'ta 40 gidiyorsundur sevgili öğrencim. Yorumlara da atıp bizimle birlikte paylaşabilirsin ya da diğer arkadaşlarınla. Aşağıdakilerden hangisi katı madde örneği değildir diyor. Süt, ayakkabı, kağıt, halka, mıknatıs. Mıknatıs, ayakkabı, kağıt bunlar sert olan maddelerdir. Ama sütün bir akışkanlığı vardır. Akışkan olanlar sıvı maddelere örnektir. Süt gibi, kola gibi, fanta gibi. Ya da su gibi, kan gibi, ne bileyim mazot gibi, benzin gibi, yağ gibi vesaire vesaire. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir kolay soru daha. Aşağıdakilerden hangisi gaz madde değildir diyor. Azot gazı bak adı üstünde gazı diyor sana burada. A seçeneğini eledim. Akciğerlerimizdeki hava nedir bu? Oksijen. Dışarıya verdin karbondioksit. Topun içerisindeki hava. Havadan bahsediyor. Bunlar hep gaz maddedir. Ayran sıvı maddedir sevgili öğrenciler. Akışkandır çünkü. Gaz madde olmaz. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz pusulanın en temel parçası hangisidir? Şimdi pusula deyince benim aklıma kuzeyi bulma, kuzey yönünü bulmaya yarayan bir alet geliyor. Peki araç geliyor da. Ne diyoruz? Pusulanın kırmızı renkli ucu her zaman için işte kuzeyi gösterir. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler, bakın buradaki pusulada kırmızı renkli uç. Bak burada da kırmızı renkli uç var. Burada da yine kırmızı renkli uç var. Yani bu pusula deyince ne geliyor? Yönümüzü bulma geliyor aklımıza. Dolayısıyla o yönü de kırmızı renkli uç sayesinde buluyoruz. En temel özelliği A seçeneği kırmızı renkli ucudur. 13 numaralı sorumuz katı maddelerin hangi özelliği devamlı ön plandadır? Yani demiri, altını, perdeyi, kumaşı, toprağı, kayayı, tahtayı düşündüğün zaman yani bütün katı maddeler yeni olacak diye, yanıcı olacak diye ya da boyalı olacak diye bir şey yok. Cam da mesela vardır. Ama sert olurlar. Mesela sıvılara göre ve gazlara göre daha sertlerdir, değil mi? Doğru cevabım D seçin. İşte diyor ki selpak mesela mendil ya da sünger. Onlar sert değil diyor, yumuşak diyor. Tamam ama suya göre daha serttir mesela. Sıvı olan maddeler de gaz olan maddelere göre biraz daha serttir. Benim aklıma en fazla sert olmaları özelliği geliyor. Bir diğer sorumuz, maddelerin kütleleri ne ile ölçülür diyor bize. Metre ile, dereceli silindirle, eşit kollu terazi ile, göz kararı ile. Yani manava gittin, şuradaki elmaları tart dedin, işte sana şey dedi. Tahmini 2 kilo gelir. Kabul eder misin bunu? Ya da 3 kilo gelir ya da 1 kilo gelir. Neyse o değil mi? Göz kararıyla olmaz. Metre ile uzunluk ölçümü yaparsın. Dereceli silindirle maddenin hacmini hesaplayabilirsin. İçerisine 500 mililitre su vardır. Sen onun içerisine bir cisim atarsın. 500 iken 700'e çıkar. Aradaki 200 mililitrelik farkla onun hacmini ölçebilirsin dereceli silindirle. Metre ile de uzunluk ölçü birimidir. Uzunluğunu ölçersin. Eşit kollu terazi ile maddelerin kütlelerini yani ağırlıklarını ölçebilirsin. Doğru yanıtım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor. Karbondioksit gazı, oksijen gazı, doğal gaz, çiftçinin traktörünü çalıştırabilmesi için benzinlikten aldığı mazot gaz. Aslında
Mazot burada akışkandır, sıvıdır yani. Mazot gazını ilk defa burada duyuyorum. Karbondioksit, oksijen, doğal gaz. Bak mesela bunu ocakları yakan tüpün içerisindeki doğal gazdır mesela. Bunların hepsi gazdır ama bunu laf olsun diye koymuşlar. Mazot gazı değil, direkt mazot olarak düşünebiliriz. Benzin, mazot bunlar akıcı, sıvı olan maddelerdir. Farklı olan üstü. Bunların üçü gaz olan maddedir ama en sondaki ise sıvı olan maddedir. Farklı olan burada D seçeneğidir. 16. sorumuz. Her biri 4 puandan. Umarım bununla birlikte 64'te 64 olarak gidiyorsun sevgili öğrencim. Yorumlarımıza da atmayı unutmayalım. 16 numaralı sorumuz. Ahmet'in 1 kilo gelen çinko kap ile mahalle bakkalından köy yoğurdu almaya gidiyor. Bakkal Hasan amca Ahmet'e yoğurdu nasıl vermelidir? Yani bakın burada çinko kabımız var. Bunun da ağırlığı 1 kiloymuş. Şimdi Ahmet dedi ki bana dedi işte 2 kilo diyor yoğurt ver diyor. Şimdi bunu terazinin üzerine koydun. 1 kilo geldi. Üzerine de 1 kilo yoğurt attın. İkisini topladın. Al dedi sana 2 kilo. Kabul eder misin bunu? Hayır tabii ki. Çünkü ben 2 kilo istedim. Burada 2 kilo yazıyor ama bunun 1 kilosu buradaki çinko kaptır. Yani ben onu istemiyorum. Ben onun içerisindeki yoğurdun net ağırlığın 2 kilo olmasını istiyorum. Acaba Ahmet'e yoğurdu nasıl vermesi gerekiyor? Yoğurdun en kaymaklısıyla bir ilgisi yok sorunun. Hani bazı sorularda çok saçma seçenekler vardır. Onları hemen atabilirsin sevgili öğrenci. Bunu sadece fen için değil, diğer dersler içerisinde de yapabilirsin. Kaç metre alacağı sormalıdır. Yoğurdu metreyle alanı da ilk defa burada gördüm. Dedim ya bazı seçenekler vardır. Saçmadır mesela. Hemen atabilirsin bunu. Önce yoğurdun koyacağı kabın darasını almalıdır. Evet, dara nedir? Kabın ağırlığıdır sevgili öğrenci. Şimdi burnu tartacak, diyecek ki 1 kilo geldi. Bunun ağırlığı 1 kilodur diyecek. Ondan sonra sen kaç kilo yoğurt istiyorsun? 2 kilo. O zaman bir de bu var. Toplamda darayla birlikte bana 3 kilogram vermesi gerekiyor. Çünkü bu 3 kilogramın 1 kilogramı daradır. Geriye de 2 kilogram net yoğurt kalır. Önce yoğurdu koyacağı kabın darasını yani o kabın ağırlığını almalıdır. Yanıtım C seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Mıknatıslardaki itme ve çekme kuvvetine ne ad verilir diyor bize. Manyetik kuvvet, yer çekimi kuvveti, ağırlık kuvveti, basınç kuvveti. Sevgili öğrenciler, ikisi arasında bir manyetik kuvvet olur. Mıknatısla demir, kobalt, nikel gibi cisimler arasında çekim kuvveti olur. Biz bu çekim kuvvetine manyetik kuvvet diyoruz. Herhangi bir dokunma, fiziksel temas olmadan oluşan kuvvettir. Doğru cevabım A seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Paket lastiği, sünger, balon gibi maddelerin hangi tür nitelik özelliği ön plandadır? Paket lastiğini eline al, koparmadan şöyle birazcık gevşet. Yayda da var bu. Balonda da var. Süngerde de var. Şeklinin uzadığını görürsün. O kuvveti bıraktığın anda, elini bıraktığın anda o lastiğin ya da balonun ya da süngerin eski haline geldiğini görürsün. Biz bu tür maddelere esnek maddeler diyoruz. Yani bu maddelerin esnek olma özellikleri vardır. Doğru yanıtım D seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Tartım yapacağımız maddenin içerisinde bulunduğu kabın ağırlığına ne ad verilir? Daha deminki yoğurt örneğinde olduğu gibi yoğurdu alacaksın ama sana 2 kilogram tartıyor. Al diyor ben sana 2 kilo verdim. İyi de bunun yarım kilosu ya da 1 kilosu oradaki bana verdiğin kabın ağırlığı sen bana net 2 kilo vermen gerekiyor değil mi? Buna ne diyor? O kabın ağırlığına ne ad verilir diyor. Çocuklar onun adı daradır. İçerisinde ne koyduysan onun net ağırlığına net kütle diyoruz. Brüt kütle de net kütle ile daranın toplamıdır. Doğru cevabım dara ile D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz bir cismin boşlukta kapladığı alana ne ad verilir diyor. Şimdi bir maddenin madde olabilmesi için iki özelliğe sahip olması gerekiyor. Kütle ve hacim. Kütle dediğimiz şey ağırlıktır sevgili öğrenciler. Yani kapladığı alan değil. Ağırlığından bahsediyor kütle olarak. Hacim ise boşlukta kapladığı alandır. Yukarıdaki tanımı verilen hacmin tanımı verilmiş. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sıvı maddelerin hacimlerini en doğru şekilde nasıl ölçebiliriz? Sıvı maddelerin hacimlerini iki türlü ölçebilirsin. Birincisi litre. Litrenin binde biri de mililitredir sevgili öğrenciler. Mesela şişe gazoz alıyorsun. Onların üzerinde yazıyor ki 330 ml mililitre.
Onu aldığın zaman dereceli bir kaba dökersin. Onun tam 330'un üzerinde gelmesi gerekir. Hatta bazen şey der. Artı eksi 5 der. Yani 5 mililitre fazla olabilir, 5 mililitre eksik olabilir. Bunu en doğru şekilde kovayla, fincakla, bardakla, bunlar hep standart olmayan ölçü birimleridir. Bunlarla ölçemezsin. En doğru şekilde dereceli kaplarla ölçebilirsin. Yanıtım D seçeneğidir. 22 numaralı sorumuz hangisi bir madde değildir diyor. Yağmur ve tavşan. Tavşan katı maddedir, yağmur sıvı maddedir. Burada belki seni bulut kafanı karıştırabilir. Sevgili öğrenciler, o bulutun içerisinde mesela gazdır, değil mi? Gaz var. Hatta o bulutun içerisinde yoğuşmadan kaynaklı yağmurlar oluşuyor, kar oluşuyor. Karlar, yağmurlar nereden geliyor bu durumlar? Bulutlardan geliyor. Yani onun içerisinde sıvı bir kütle de var. Ağırlığı var, bir yerde kaplıyor. Dolayısıyla bulut burada bir maddedir. Aman ha, karıştırmıyorum. Ama sıcaklığın maddesi yok. Yani 23 derece ölçüyorsun mesela. Bu nasıl bir madde olur? Bir yer mi kaplıyor? Bu sıcaklık, bu 23 derece dediğimiz şeyin bir ağırlığı mı var? Ya da bir yer mi kaplıyor? Kesinlikle hayır. Dolayısıyla sıcaklık bir madde olmaz. Yanıtım D seçeneğidir. 23 numaralı sorumuz. Evlerimize gelen su faturalarında su sarfiyatı hangi birimle gösterilir? Su kullanıyorsun ya, bu sıvı ölçü birimidir. Litre olur, mililitre olur ya da metreküp olur. Yani kilometre metre uzunluk ölçü birimidir. Kilogram gram kütle ölçü birimidir. Ağırlık ölçü birimidir. Metrekare santimetrekare alan ölçü birimidir. Litre ve metreküp cinsinden ölçersin. Doğru yanıtım C seçeneğidir. 24 numaralı sorumuz. Umarım hepsi şu ana kadar hepsi doğrudur. 96'da 96 ile gidiyorsun sevgili öğrencim. Yorum kısmına da notunuzu belirtebilirsiniz tabii ki. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Kolonya, zeytinyağı, fındık yağı, tereyağı. Bak şimdi şaşırtmalı bir soru sormuşlar. Yani sizler, sizin gibi zeki öğrenciler bu sorunun altından çok rahat bir şekilde kalkabilir. Şöyle diyor öğrenci mesela. Yağı diyor, zeytinyağı, fındık yağı, tereyağı. Bunda yağ yok diyor, kolonya. Hemen onu A seçeneği olarak işaretliyor. Yanlıştır bu. Dikkat edelim. İşte yağı, yağı, yağı hemen kolonya işaretliyor. Şimdi bu fen dersindeyiz. Kelime oyunu yapmıyor burada, değil mi? Kolonya nasıl bir maddedir? Sıvı bir maddedir. Aslında kolonyayı da kolonyayı yağ şeklinde bile okuyabilirsin. Kolonya sıvı maddedir. Zeytinyağı sıvı maddedir sevgili öğrenciler. Fındık yağı sıvı maddedir. Tereyağı katı maddedir. Ama diyor ki ben onu ısıttım diyor. İşte ben onu erittim diyor. Sıvı oldu. İyi de erittin diye sıvı oldu. Dolaptaki haliyle katıdır. O zaman ben buza da sıvı demem gerekiyor. Çünkü buzu da sen erittiğinde sıvı maddeye dönüşür. Maalesef tereyağı katı maddelere örnektir. Üçü sıvı iken tereyağı katı maddedir ve bir yönünü diğerlerinden farklıdır. Yanıtım D seçeneği. 25 numaralı sorumuz, son sorumuz. Her soru 4 puandı. Aşağıdakilerden hangisini mıknatısı yaklaştırdığımızda ona zarar vermez diyor bize. Şimdi içerisinde mekanik bir şey olacak sevgili öğrencilerim ya da işte teknolojik bir şey olması gerekiyor içerisinde. Mesela banka kartları, arkasında siyah olan bant var. Orada mekanik şeyler var sevgili öğrenciler ya da içerisinde çip var. Sen ona mıknatıs yaklaştırdığında zarar verir. Kalbine pil takılmış hastalara. Bak kalbine demiyor sana. Kalbinde pil var. Orada mekanik bir araç var. Sen o araca getirirsen mesela mıknatıs da içerisinde, onun da içerisinde mıknatıs vardır. Çekim kuvveti uygularlar ya da iterler birbirlerine. Dolayısıyla bozulabilir. Yani onun kalp ritmine bir zarar verebilir. CD, DVD, pusula. Mesela pusulanın içerisinde zaten hafiften bir manyetik etkiyi sağlayan bir mıknatıs var. Sen ona bir de mıknatıs getirirsen onu böyle fır döndürürsün. Dolayısıyla bozabilirsin, zarar verebilirsin. Ama kurşun kalemle. Yani kurşun kalemi zaten çekecek bir şey yok. Kurşun kalem içerisinde kömür gibi bir madde, bir de tahta var. Ve bunların ikisini de zaten mıknatıs çekmez. Getirsen de olur, getirmesen de olur. Zarar vermeyen tabii ki D seçeneğidir.